Dünyada 450 milyondan fazla insanın ruhsal hastalıklarla mücadele ettiğini biliyor muydunuz? Sendrom, kökeni ve durumu tam olarak belli olmayan psikolojik bozukluk olarak adlandırılabilir. Literatüre geçen kimi takıntılar var ki, ilk kez duyduğunuzda şaşırmaktan kendiniz alamayacaksınız. Belki bu sendromlara siz de sahipsiniz ama farkında değilsinizdir. Bu çok ilginç sendromları gelin tanıyalım ve siz de o sendroma sahip misiniz görelim. İlk sendromumuz Münhazın sendromu. Hastalık, adını Rus ordusuna görev yapan ve 1763 ve 72 yılları arasında Türklere karşı savaşan Alman Baron Karl Friedrich Münhazen'dan almış. Baron, savaş sonrası emekli olup aile topraklarını işletmek üzere Hanover'a dönmüş ve burada insanlara savaş hikayelerini anlatmaya başlamış. Ama ne anlatış? Anlattığı hikayeler öyle gerçek dışı detaylarla dolu, öyle abartılıymış ki bir süre sonra adı Yalancı Baron'a çıkmış. Yazar Rudolf Erich Lesbe, Münhazen'ın hikayelerini toplayıp kitap haline getirince de kötü ünü iyice yayılmış. Endokrinolog Richard Asher'ın 1951 senesinde bu hastalığı tanımlarken ilk kez Münhazen sendromu ifadesini kullanmasının sebebi de budur. Şöyle ki bu rahatsızlığı olanlar hasta olmadıkları halde hasta taklidi yapmak ya da bazen kendilerini gerçekten hasta edecek, yaralayacak davranışlarda bulunmak suretiyle hastaneye yatmak istiyorlar. Bize açıklaması zor gelse de tek istedikleri hastanede kalmak ve doktorlardan, diğer personelden ilgi görmek. Münhazen'ın diğer diyar gezip palavralar atması gibi. Onlar da hastane hastane gezip olmayan hastalıklarını, şikayetlerini anlatıyorlar. Hatta bu sendromun en ilginç vakası Münhazen sendromunu yakalanan İskoç bir kadının 600 kadar hastane gezmesidir. Üstelik bu insanlar ameliyattan rahatsızlık verici, acı verici, tedavi yöntemlerinden de kaçınmıyor. Aksine bundan haz alıyorlar. 30-40 tane ameliyattan geçmiş olanları ender değil. Hastalık hastalığından farklı bu. Çünkü hastalık hastaları kendilerini cidden hasta sanırken bu insanlar sağlıklı olduklarını gayet iyi biliyorlar. Sağlıklı yollardan elde edemeyecekleri ilgiyi, şefkati doktorlardan, sağlık kurumlarından edinmeye çalışmak diye açıklanıyor yaptıkları. Tedavisi ise hastanın ya gerçekten çok ağır bir hastalığa yakalanması ya da başka bir şeyde hayatın anlamını bulmaya başlaması. İkinci ilginç sendromumuz ise Eros sendromu. Bu sendromu herkes bilir zannım. Eros hastalığı birinin kendisine aşık olduğunu sanma. Halk arasında Eros hastalığı olarak bilinen, erotomani karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir. Bir kişinin birini kendisine aşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur. Bilindiği gibi sanrı yani hezeyan, gerçekte var olmayan şeyleri görmek, işitmek gibi dayanıksız algılamadır. Bir kişinin yaşadığı sosyo-kültürel ortamla uyumsuz, aksi ispat edilse bile inanmaya devam ettirdiği mesleki kişiler arası ve sosyal anlamda işlevselliğini bozan her türlü düşünce ve inanıştır. Erotomani de kişinin sanrısı sistemli ve süreklidir. Aşık olarak kabul edilen, mağdur, genellikle ünlü ya da yüksek statü sahibi bir kişi olmakla birlikte diğer insanlar ya da tanıdık kişiler de olabilir. Erotomanik, kişi çok sevildiğini ve sevdiğini ama çeşitli nedenlerle aşığının bunu belli edemeyip uzaklaşmak zorunda kaldığını düşünür. Aşığının kendisini delice sevdiğini inanır ve bir türlü aşığının bu duygularını açıklayamayıp sadece ima ettiğini, ona fırsatlar tanınmasına karşı açıkça söyleyemediğini ama kendisinin anladığını ve emin olduğuna dair takıntı geliştirir. Aşığının itirafını nasıl sağlayacağı konusunda kafa yorar ve aşığının kendisiyle gizlice iletişim kurduğuna dair güçlü bir inanca sahiptir. Aşkının yalan olduğunu söyleyen herhangi bir açıklamayı da asla kabul etmez. Aşığının naz yaptığını düşünür ve bu nedenle çoğu zaman yasak aşkını herkesten saklamaya karar verir. Erotomani, de Clerambault sendromu olarak da adlandırılır. Ancak Fransız psikiyatrist de Clerambault'un tanımladığı sendromda erotik sanrı, erotomaniden farklı olarak genellikle cinsel bir çekicilikten çok manevi bir bağlanma ve romantik bir aşkla ilgilidir ve daha çok orta sınıftan kadınlarda görülür. Çünkü sözde aşık genellikle daha yaşlı, ekonomik ve sosyal açıdan daha yüksek sınıftan, evli ve kişiye uygun olmayan bir erkektir. Gelelim bir başka sendroma. Fregoli sendromuna sahip kişiler tanıdıkları insanların sokaktaki insanların kılığına büründüklerine inanırlar. Bu hastalar genellikle
yaşamlarındaki bir kişiye kafayı takarlar ve o kişiyi her yerde görürler. En küçük bir benzerlik olmasa dahi herhangi bir yerdeki herhangi bir insanı o kişi sanabilirler. Ama onlar bu kişilerin kılık değiştirdiklerine fazlasıyla inanırlar. Hastalık dilimize binbir surat sendromu adıyla geçmiştir. Bu hastalığı adını veren ise İtalyan sahne yıldızı Leopoldo Fregoli olmuştur. Sahnede sürekli kılık değiştirip onlarca yüze bürünen Leopoldo Fregoli Guinness Rekorlar kitabında en hızlı ve en yaratıcı sanatçı olurken oyunlarını da genelde tek başına oynamaktadır. 27 yaşındaki genç bir kadın ise Leopoldo Fregoli'yi izledikten sonra her yerde onu gördüğünü ve kendisini takip ettiğini söylemiş ve sonrasında Fregoli tanısı ilk kez 1927 yılında bu kadına konmuştur. Bu sendrom ülkemizde bana göre çok yaygın. Porto Rikolu sendromu sürekli kavga etmek isteyen kişilere verilen isimdir. Dövüşme hastalığı olarak da bilinen bu sendroma sahip kişiler yaşadıkları bir travma veya hastalık sonrasında dürtü mekanizmalarını kontrol edemezler. Atak de nervus olarak da bilinen Porto Rikolu bir gençte gözlendi ve daha önce karşılaşılmamış bir hastalık olarak kayıtlara geçti. Yolda yürürken sebepsiz yere önlerine çıkan herkesle kavga edebilir, fiziksel şiddet uygulayabilir. Bu hastalığa karşı tedavi uygulanmaz ise kişi ve çevresindekiler ciddi olarak etkilenebilir. Ülkemizin neredeyse çoğunun bu sendroma yakalandığını biliyoruz. Psikolojide başkası bu konuda ne düşünür? Genel halk arasındaki tabiriyle el alem ne der? Düşüncesiyle birey hayatında kişisel olarak yapacağı seçimlerde bulunması ve bir noktada kendi hayatını başkalarının fikirlerine göre yaşamasına sebep olan bir psikolojik rahatsızlıktır. Kişinin her adımında kendisinin yerine karşısındakini etkileşimde olduğu kişi veya kişileri koymasıdır. Bencilliğin minimum düzeyde olduğu durumdur. Bu şekilde kişinin içi rahat edecektir. Çünkü davranışlarını iyi niyetli olarak yapmıştır. Bir nevi kendi hayatını başkalarının hayatından üstün tutma ve onların vereceği tepkilere göre davranışlarını şekillendirmedir. Kişinin her adımında kendisini yerine karşısındakinin etkileşimde olduğu kişi veya kişileri koymasıdır. Bencilliğin minimum düzeyde olduğu durumdur. Bu şekilde kişinin içi rahat edecektir. Çünkü davranışlarını iyi niyetli olarak yapmıştır. Bir nevi kendi hayatını başkalarının hayatından üstün tutma ve onların vereceği tepkilere göre davranışlarını şekillendirmedir. Siz de bu sendromun devamı gelmesini istiyorsanız kanalıma bir göz atar ve kanalıma abone olur musunuz?